Televizyonu Haber Merkezi'nden Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Bugün 22 Temmuz Pazartesi, günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Ankara F-35 ve S-400 geriliminin yaşandığı bir süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nden önemli bir ismi ağırlıyor. Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin başkanlık ettiği ABD heyeti başkentte. Heyet Suriye Çalışma Grubu toplantısı için geldi. Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen toplantıda Türkiye heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık etti. 3 saat süren toplantıda Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölge, İdlib, Anayasa Komitesi ve siyasi süreç konuları ele alındı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'nin Türk hükümetinin davetiyle Ankara'ya gittiği belirtildi. Jeffrey ve Türk yetkililer, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını, Suriye ihtilafının çözülmesine yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının uygulanması ve IŞİD'in yenilgisinin kalıcı hale getirilmesi gibi devam eden çabalarımızı ele alacak ifadelerine yer verdi. Jeffrey Başkanlığındaki ABD'li heyet, Dışişleri Bakanlığındaki toplantının ardından Milli Savunma Bakanlığı'na geçerek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la bir araya geldi. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldiği sırada ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Kenneth McKenzie, Suriye'de YPG-PKK'nın elebaşlarından Şahin Ciro ile görüştü. SDG ismini kullanan terör örgütü YPG-PKK'nın sözde sözcülerinden Mustafa Bali, Twitter'dan CENTCOM komutanı Orgeneral McKenzie ve IŞİD karşıtı ABD öncülüğündeki koalisyonun temsilcilerinden Büyükelçi William Roebuck'ın Suriye'de YPG-PKK işgalindeki bölgeyi ziyaret ettiğini duyurdu. Paylaşılan fotoğraflarda ABD'li yetkililerin SDG'nin sözde komutanı Ciro ile bir araya geldiği görüldü. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'nin Türkiye'de temaslarda bulunmasına saatler kala ABD'li yetkililerin Suriye'de terör örgütü YPG-PKK elebaşlarıyla bir araya gelmesi dikkat çekti. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Jeffrey'nin Ankara'da Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri ve Türkiye'nin güvenlik kaygılarını ele alacağı bildirilmişti. Suriye'de sular durulmuyor. Bu kez Rus savaş uçaklarının İdlib gerginliği azaltma bölgesinde bir pazar yerine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 38 sivil hayatını kaybetti. Suriye'de rejim ve Rusya'ya ait savaş uçakları İdlib'in Marra Tinnuman ilçesine, Bdama beldesi Kenbine ve Tel Menniş köyüne hava saldırısı düzenledi. Sabah saatlerinde Marra Tinnuman ilçesindeki bir pazar yerine düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre aralarında bir sivil savunma gönüllüsünün de olduğu toplam 38 sivil yaşamını yitirdi, onlarca sivil yaralandı. Söz konusu ilçede sivil savunmanın arama kurtarma çalışmaları devam ederken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Askeri muhaliflere ait uçak gözlem evi de Marra Tinnuman ilçesine yapılan saldırıların Rusya'ya ait savaş uçaklarınca düzenlendiğini bildirdi. Suriye ile ilgili diplomatik trafik sadece Amerika Birleşik Devletleri ile sınırlı değil. Ankara-Moskova hattında da görüşme trafiği oldukça yoğun. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la telefonda Suriye ve İdlib'i görüştü. Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD ile devam eden S-400 ve F-35 gerilimi ile ilgili de önemli açıklamalar geldi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılması konusunda bir adım olmadığını söyledi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin yanında bir duruş sergilediğini belirtti. ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımızla kişisel ilişkilerine de önem veriyor. Türkiye'nin önemini de her vesileyle vurguluyor. Türkiye'yi kaybetmek istemeyen bir Trump'ın olduğunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile S-400 alımıyla başlayan gerilim sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yaptırım uygulamaktan yana olmadığını söyledi. Amerikan Senatosu'ndan çıkabilecek olası yaptırımların önüne geçmek için Trump'ın çaba sarf ettiğini görüyoruz dedi. Kongre'den farklı sesler geliyor. Trump'ın özellikle kongre üyeleriyle, cumhuriyetçi üyelerle bu konuyu görüşmek istediğine dair bilgiler de bize geldi. Çaba sarf ettiğini görüyoruz ve en son Dışişleri Bakanı Pompeo ile yaptığımız görüşmede de kendisinin de bu konuda özellikle inisiyatif almasını kendisine de söyledik.
TGRT Haber'de soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, Amerika'nın uygulamaya koymayı planladığı katsa yasasına ilişkin ayrıntıları da açıkladı. F-35 programından çıkarılma durumu henüz yok ama temkinli olmak gerekir dedi. Netlik yok katsa ile ilgili durumda. Trump'ın başkan olarak bunu erteleme yetkisi var. Hatta uygulamama yetkisi var. Esasen katsa anlaşması F-35'i kapsamıyor. Oradaki personelimizin belli yerlere girişlerini engelleme gibi adımlar oldu. Fakat projeden çıkarılma konusunda bir adım henüz netlik yok. Çavuşoğlu'na Amerika yaptırım uygularsa Türkiye İncirlik üssünü ya da Kürecik radar üssünü kapatır mı diye de soruldu. Şu anda yani İncirlik olsun, Kürecik olsun, diğer konularda olsun süreci işletiyoruz. Ama Amerika eğer bize yönelik kasmane tutum sergilerse biz de kendilerine de söylediğimiz gibi gizlimiz saklımız yok. Karşı adımları atarız. Bu bir tehdit de değil, bir blöf de değil. Bu her ülke için geçerlidir. Amerikalı senatörler S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda Amerikan Başkanı Trump'a yönelik baskılarını artırırken Wall Street Journal gazetesinden bir iddia geldi. Haberde Trump'ın Türkiye'ye yaptırım uygulamaktan kaçındığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu konuda güvence verdiği iddia edildi. Dışişleri Bakanı'nın gündeminde Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimi de vardı. Yeni Başbakan Miçotakis'in açıklamalarını işaret etti. Olumlu karşılıyoruz. Biz buna varız. Doğu Akdeniz'deki sorunun çözümü için de biz Yunanistan'la ikili düzeyde veya Avrupa Birliği dahil BM gibi örgütler düzeyinde de işbirliğine varız. Yeter ki KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının buradaki hakları garanti altına alsın. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis'le 9 Ağustos Cuma günü bir araya gelecek. Açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığından geldi. Buna göre Akıncı ile Rum lider Anastasiadis 9 Ağustos Cuma günü saat 10.30'da gayri resmi bir görüşmede buluşacak. İki lider geçtiğimiz günlerde yaptıkları telefon görüşmesinde bir araya gelmek konusunda mutabık kalmıştı. Görüşme yerinin ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Sefar'ın adaya dönüşünün ardından kendisiyle yapılacak istişare sonrasında kesinleşeceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lider en son 26 Şubat 2019'da bir araya gelerek görüşmüştü. Türkiye'ye yönelik yaptırım tehditleri CHP yönetiminin yakın takibinde. Parti sözcüsü Faik Öztürk hem ABD hem de Avrupa Birliği'nden gelen tehditleri tasvip etmediklerini söyledi. MYK toplantısı sürerken kameraların karşısına geçen Öztürk, eski başbakan Ahmet Davutoğlu'yla röportaj yapan gazetecilerin işten çıkarılmasını da değerlendirdi. F-35'lerin verilmemesini, yaptırım uygulanmasını gerçekten tasvip etmemiz Cumhuriyet Halk Partisi olarak mümkün değildir. Ama tasvip etmediğimiz bir başka konu daha vardır. CHP, Amerikan yönetiminin F-35'lerle ilgili tavrına tepkili. Ancak Türkiye'ye yaptırımla tehdit eden sadece ABD değildi. Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama faaliyetleri yüzünden Avrupa Birliği de harekete geçmiş durumda. Tehditleri kabul etmediklerini söyleyen CHP sözcüsü Faik Öztürk, iktidarında bir vazifesi olduğunu belirtti. Son zamanlarda Türkiye ikide bir de o yaptırım uyguluyor, bu yaptırım uyguluyor, Şamaroğlanına dönüyor. Bunu da hiçbir şekilde tasvip etmediğimizi açık açık buradan ifade etmek istiyorum. Kimsenin Türkiye'ye bunu yapma hakkı yoktur. Dolayısıyla iktidarların da bunu önleme vazifesi vardır. Partisinin MK toplantısı sürerken kameraların karşısına geçen Öztürk, eski başbakan Ahmet Davutoğlu'yla röportaj yapan gazetecilerin işten çıkarılmasını da değerlendirdi. Ares FM, Rusya'nın sesi radyosunda yaşananlar, Türk ve Rus sarayları arasındaki şahsi dostlukların ulaştığı seviyenin ve basın özgürlüğü konusundaki ortak anlayışlarının en güzel örneklerinden bir tanesi oldu. Gazeteciler işinden olduğu, çalıştığı radyoyu eleştiren bir başka gazeteci de radyoyla yollarını ayırdı. Saray iktidarının AK Parti'nin eski genel başkanının, eski başbakanının eleştirilerine dahi tahammülü yok. Ekonomi de gündemindeydi CHP sözcüsünün 11. Kalkınma Programı'na göre Türkiye'nin 10 yılını kaybettiğini söyledi. 12.480 dolar milli gelirimiz, kişi başına gelirimiz zaten 2013 yılında vardı. Yani 2013'ten 2023'e koskoca bir 10 yılda cebimizdeki para, kişi başına gelir sadece 4 dolar artacak. 10 yılı kaybettik.
efendim hukuk olmasa ne olur, basın özgürlüğü olmasa ne olur, demokrasi bizim karnımızı mı doyurur gibi lafların aslında gerçek olmadığı artık iyice ortaya çıktı. Tansiyonun yüksek olduğu bir diğer nokta İran. Ülkenin İngiltere ile yaşadığı tanker krizi henüz çözüme kavuşmamışken Tahran'dan çarpıcı bir haber geldi. Devlet televizyonu, Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA için çalıştığı tespit edilen 17 kişinin yakalandığını, bu kişilerden bazılarının ölüm cezasına çarptırıldığını duyurdu. Ancak Amerikan yönetimi haberi yalanladı. ABD ile İran arasında bu kez casus krizi patlak verdi. İran İstihbarat Bakanlığı'ndan bir yetkili, ülkelerinde Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA için çalıştığı tespit edilen bir casus ağının çökertildiğini açıkladı. 17 kişinin gözaltına alındığını söyleyen yetkili, bazılarının ölüm cezasına çarptırıldığını söyledi. Habere göre gözaltına alınanların tamamı İran vatandaşı. Yakalanan kişilerle temas halindeki CIA görevlerine ait olduğu ileri sürülen görüntülerde İran medyasında yayınlandı. Devlet televizyonunda ise CIA'nin İran'daki casusluk faaliyetleriyle ilgili bir belgesel gösterildi. Amerikan yönetimi haberi jet hızıyla yalanladı. Önce Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fox News'e yaptığı açıklamada, "Onlar yalancı, İran rejiminin yalan söyleme konusunda uzun bir geçmişi var," dedi. ABD Başkanı Donald Trump mesajını yine Twitter'dan verdi. İran'ın casus haberi için tamamen uydurma, gerçekle yakından uzaktan alakası yok, ekonomileri ölmüş durumda ve daha da kötüleşecek paylaşımında bulundu. İran'la İngiltere arasındaki tanker krizi de sürüyor. Devrim muhafızları tarafından el konulan Britanya bayraklı petrol tankerindeki mürettebatın görüntüleri ilk kez yayınlandı. 18'i Hindistan olmak üzere Letonya, Rusya ve Filipinler vatandaşı 23 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu görüldü. Hindistan gözaltına alınan vatandaşlarının serbest bırakılmasını istedi. İransa tankerin bir balıkçı teknesiyle kaza yaptığını, bu yüzden de mürettebatın sorgulandığını savunuyor. İngiltere ise İran'a nasıl bir karşılık verileceğini tartışıyor. Yaptırım seçeneği başta olmak üzere tüm seçenekler masada. Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kuvar eyaletinde kaçırılan 4 Türk vatandaşının kurtarılması için operasyon başlatıldı. Geçen hafta kaçırılan Türk gemicilerle birlikte ülkede kaçırılan toplam Türk vatandaşı sayısı şu an 14. Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşının kurtarılması için operasyon başlatıldı. Kuvar eyaleti polis sözcüsü Ayayi Okosanmi, Türk vatandaşlarını kurtarmak için ormanlık alanda operasyon başlatıldı dedi. Okosanmi, kırsal bölgede telefon çekmediği için detaylı bilgi veremeyeceklerini, ancak operasyon tamamlandıktan sonra bilgilendirme yapabileceklerini söyledi. Ülkenin Kıvar eyaletinde geçen cuma akşamı 4 Türk vatandaşı, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce kaçırılmıştı. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik başlatılan pençe harekatı sürüyor. Ele geçirilen mühimmatlar yerinde imha ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde devam eden pençe 2 harekatı kapsamında komandolar tarafından 11 sığınak bulundu. Çoğu atak taarruz helikopterleri tarafından vurularak imha edilen sığınakların birinde ele geçirilen Doçka uçak savar silahı ve mühimmatıyla çok sayıda yaşam malzemesi imha edildi. Harekat kapsamında toprak altına gömülü şekilde antitank roket atar mühimmatı, roket atar sevk fişeği, Doçka uçak savar mühimmatıyla Doçka mühimmatı da ele geçirildi. Pençe harekatıyla koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avashin Basyan üst bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 terörist de hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. İç güvenlik operasyonları kapsamında da Bingöl'de gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bingöl'ün Yedisu ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca operasyon gerçekleştirildi. 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi. 4 teröristten ikisinin terörden arananlar listesinde olduğu tespit edildi. Teröristlerden birinin 1 milyon 500 bin lira ödülle mavi kategoride aranan terör örgütünün sözde Erzurum Eyalet Komutanı Şevin Kod adlı Hülya Kül, diğer teröristin ise 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan sözde Erzurum Eyaleti Çavreş Gücü Sorumlusu Bahoz Velat Kod adlı Cihan Akal'ın olduğu belirlendi. Ayrıca dün Van'da biri gri kategoride yer alan iki teröristin Van İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışma sonucu ikna yoluyla teslim olduğu bildirildi.
Düzce'de yaşanan sel felaketinin üzerinden 5 gün geçti. Töngel çiftinin ardından bir kız çocuğunun cansız bedenine ulaşılırken kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Mahallenin açıklamalarına göre bilançonun büyümesini bir binbaşı ve kepçeci önledi. Onların çabaları olmasaydı sadece Uğurlu köyünde 50-60 kişi hayatını kaybedebilirdi. Zaten 4 kademe su geldi. İlk kademe mahalledeki evleri aldı. İkinci kademe komple bizi sardı. Üçüncü kademe hayatı felç etti zaten. İlkini vatandaşlar çok hissetmedi. Evlerini boşaltmaları için yetkililer zor ikna etti. Düzce'deki sel felaketinde bilançonun artmasını önleyen bir binbaşı ve kepçeciydi. Binbaşının çok etkisi var. Gerçekten burada ahırda kalan bir amcamızı aldı. Evinin içinde kalan bir konteyner vardı. Konteynerde bir teyze kaldı. Teyzeyi 2,5 saat alamadık. Binbaşı canını ortaya koydu gerçekten. Kepçeciyle beraber gittiler onu aldılar. Yani binbaşının olması, bir de o kepçecinin olması bizim Uğurlu köyünde ölü vermemize sebep oldu. Yani eğer o binbaşıyla kepçeci olmasaydı biz Uğurlu köyünde 50-60 tane ölü verirdik. Selin Uğurlu'dan önce vurduğu köy ise Esma Hanım'da. Oradakiler daha şanssızdı. 7 kişi aniden gelen sel sularına kapıldı. Fatma ve Cengiz Töngel çiftinin cesetlerine ulaşılmasının ardından 3'ü çocuk kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı. Bir kız çocuğunun daha cansız bedenine ulaşıldı. Abi oradan gönder bana. Çalışmalara AFAD, UMKE, AKUT, DAKE, İSAK ve JAK ekiplerinden oluşan 250 kişi katılıyor. Karadan ve havadan yürütülen çalışmalarda en büyük yardımcı ise dedektör köpekler. Ancak selin taşıdığı çamur nedeniyle çalışmalar yavaş ilerliyor. Dere yatağının yanı sıra Melen Çayı'nın denize döküldüğü Akçakoca'da da hummalı bir çalışma var. Ekipler bir yandan kayıpları gözlerken bir yandan da temizlik yapıyor. Akçakoca'da ikinci bir duyuruya kadar denize girmek ise yasak. Zararımız tabii ki çok büyük. Zarar böyle maddi olarak telaffuz edilecek bir rakamlar değil. Ticaret de durmuş durumda. İnsanlar şu an Akçakoca'yı çok kötü bir durumda biliyor ama toparlanacağız. Bir 5-10 gün içinde her şey toparlanıp insanların gelmesini, rahat etmesini sağlayacağız. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp duvara çarpan otomobilde aynı aileden biri bebek 4 kişi hayatını kaybetti. Biri çocuk, 2 kişi de yaralandı. Kaza Uzunköprü Keşan yolunun ilçe girişinde meydana geldi. Oğuz Kılıç yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücünün annesi Ayfer Kılıç, babası Abdullah Kılıç, eşi Simge ve 1 yaşındaki kızı Bensu Kılıç hayatını kaybetti. Sürücü Kılıç ve diğer kızı Belinay Kılıç ise ağır yaralandı. Yaralılar Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ankara'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü kalibrasyon merkezinde içinde civa bulunan cam fanus yere düşerek kırıldı. Civadan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı. Keçiören ilçesi Sanatoryum Caddesi üzerinde bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi basınç laboratuvarında saat 10.30 sıralarında kaza sonucu civa döküldü. Olaya ilk etapta kurumun iş sağlığı ve güvenliği, ardından AFAD ekipleri müdahale etti. Kazanın meydana geldiği bölümde ortam ölçümleri yapılarak gerekli tedbirler alındı. Sağlık durumları iyi olan 11 personel tedbir amaçlı Keçiören Meslek Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. İstanbul'da 3 farklı ilçeye İran ve Arnavutluk'tan getirilen piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olan yarım ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bir şebekenin yurt dışından gelen yüklü miktardaki uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Bakırköy, Küçükçekmece ve Fatih'te 15-22 Temmuz arasında düzenlenen operasyonlarda biri İranlı 8 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 550 kilogram skank, 15 kilogram afyon sakızı ve 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı. Batman'da bir tırda yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Batman girişinde durdurulan tırda narkotik köpeğiyle yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar bulundu. Sürücü gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. İstanbul'da sahte 271 milyon 150 bin dolar ele geçirildi. Aralarında FETÖ'den ihraç edildiği tespit edilen komiserin de bulunduğu 5 kişi gözaltında. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir suç örgütünün piyasaya sürmek üzere yüklü miktarda sahte para bastığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Esenyurt'ta bir matbaaya operasyon düzenleyen ekipler aralarında FETÖ'den ihraç edilen bir komiserin de bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Matbaada yapılan ilk aramada bir şey bulunamadı ancak devam eden detaylı incelemelerde elektrik panosundan girilen gizli bölmede sahte olduğu tespit edilen 271 milyon 150 bin dolar ve sahte para yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Yetkililer ele geçirilen sahte para miktarının tüm zamanlarda ele geçirilen en fazla miktar olduğunu ve elde edilen gelirlerin FETÖ'ye aktarılıp aktarılmadığının çok yönlü araştırıldığını bildirdi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın talimatla ifade verdi. Şirkette pay sahibi değilim, haksız kazanç sağlamadım diyen Sıla Aydın beraatini istedi. Çiftlik Bank davasının tutuksuz sanığı Sıla Aydın, Bursa'da Karacabey 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde talimatla verdiği ifadesi davanın görüldüğü mahkemeye ulaştı. İfadesinde şirket hakkında bilgisi olmadığını ileri süren Sıla Aydın, davanın diğer sanıklarını da tanımadığını söyledi. Yurt dışına para çıkardığı yönündeki suçlamaları kabul etmeyen Sıla Aydın, Mayıs ve Ağustos 2017'de Arjantin ve Uruguay'da 15'er gün olmak üzere 2 kez bulunduğunu belirtti. Ev almak üzere biriktirdiği paraya eşinden dolayı tedbir konulduğunu belirten Sıla Aydın, boşanma davası açtığını, davanınsa henüz sonuçlanmadığını söyledi. Çiftlik Bank davası kapsamında 2,5 ay tutuklu kalan Sıla Aydın'ın örgüt üyesi olmak, mal varlığını yurt dışına çıkarmak suçlarından 17 yıla kadar hapsi isteniyor. Liselere girişte birinci yerleştirme sonuçları açıklandı. Yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları da e-okul map.gov.tr üzerinden yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı sonuçlara göre sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri %100 doldu. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde doluluk oranı %98 oldu. Anadolu İmam Hatip liselerinin de %98,9'u doldu. Sınavsız yerleştirmenin birinci adımında öğrencilerin %91'i ilk 3 tercihinden birine yerleşti. Yerleşemeyen öğrenciler için birinci nakil dönemi tercihleri 29 Temmuz ile 2 Ağustos arasında alınacak. Nakil sonuçları 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Aynı gün ikinci nakil dönemi de başlayacak. İstanbul Valiliği, İstanbul'da kaydı olmayan Suriyelilere, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos'a kadar süre verdi. Bu süre zarfında geri dönmedikleri tespit edilen Suriyeliler İstanbul'dan gönderilecek. İstanbul'da kaydı bulunmayıp kentte kaçak yaşayan Suriyeliler için İstanbul Valiliği harekete geçti. Valilikten yapılan açıklamaya göre kentte ikamet izinli 522.381 yabancı uyruklu geçici koruma kapsamında 547.479 Suriyeli misafir olmak üzere toplam 1.069.860 yabancı kayıtlı. Kaçak yollardan Türkiye'ye gelen yabancıların tespit edildiklerinde sınır dışı edildikleri belirtilen açıklamada bu uygulamanın devam ettiği vurgulandı. Suriye'deki savaştan kaçıp Türkiye'ye gelen sığınmacılar farklı illere dağıtıldı. Bir ilde kaydı bulunan Suriyeli sığınmacıların resmi izin dışında il dışına çıkma ve çalışma izinleri bulunmuyor. İstanbul Zeytinburnu'nda dur ihtarına uymayarak kaçan kamyonetin kasasından 35 kaçak göçmen çıktı. İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Zeytinburnu'nda bir kamyonete yasa dışı göçmenlerin bindirildiği ihbarını aldı. Polisin dur ihtarına uymayan araç sahibi oldukları iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı. Çoğu Orta Doğu ve Asya kökenli oldukları belirlenen göçmenler kamyonetten çıkarıldı. Kamyonet 7M'in deposuna çekildi. Yurda yasa dışı yollarla giren kaçak göçmenler hakkında işlem yapıldı. Kaçak göçmen ticareti yapan iki kişi tutuklanırken kamyoneti bu kişilere kiraladığı iddia edilen iki şahıs da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Bursa'da bıçaklı saldırgan dehşet saçtı. Önce bir kadını iki yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan adam ardından kendini bıçakladı. Olay Yıldırım ilçesi Hacı Seyfettin Mahallesi Karadavut Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sevdiği kadının iş yerine gelen zanlıyla kadın arasında tartışma çıktı. Kadını iki yerinden bıçaklayan zanlı daha sonra aynı bıçakla kendini karın boşluğundan yaraladı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri durumları ağır olan yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Sayıları geçen yıllara oranla azalsa da çocuk gelinler hala hayatın bir parçası. Verilere göre 2018 yılında 20 binden fazla kız çocuğu evlendirildi. Bursa'da ise bu rakam 371 oldu. Yıllara göre evlenme ve doğum yaşı yükselse de çocuk gelin ve çocuk annelerin sayısı hala dikkat çekiyor. Olay Gazetesi muhabiri Derya Demirpınar'ın Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği habere göre Türkiye'de 2018 yılında 558.202 evlilik gerçekleşti. Bu rakamın 20.779'unu 18 yaşın altındaki kız çocukları oluşturdu. Oranlara göre ağrı %14,8'de kız çocuk evlenmelerinde en üst sırada yer alırken Ağrı'yı %14,1 ile Muş, 12,5 ile Bitlis'i izledi. 2018 yılında 19.784 kişinin dünya evine girdiği Bursa'da 18 yaşın altında evlendirilen kız çocuklarının sayısı ise 371 oldu. Anne olma ortalama yaşının 27'den 29'a yükseldiği Bursa'da 2018 yılında 42.199 çocuk dünyaya geldi. Türkiye genelinde 15-17 yaş aralığında anne olanların sayısı ise 11.803 oldu. 15-19 yaş grubunu oluşturan 1000 kadın başına düşen doğum oranının en yüksek olduğu il %57 ile Ağrı olurken Bursa'da ise 15-19 yaş arası nüfusun %14'ü anne oldu. Uludağ Organize Sanayi Bölgesi kalitesini tescilledi. Kalite yönetim sistemi çalışmalarını başarıyla tamamlayarak belgelendirilmeye hak kazandı. Uludağ Organize Sanayi Bölgesi kalite yolculuğunun ilk aşamasını başarıyla tamamladı. Bursa'da ISO 9001 kalite ödülü yani bayrak çekme törenimizin hak kazanan 3. bölge olarak bugün o bayrağımızı çekeceğiz. ISO 9001 2015 kalite yönetim sistemi çalışmalarını tamamlayan Uludağ Organize Sanayi Bölgesi kalite belgesini aldı. 244 firmanın da kaliteli ürünlerinin üretiminin önünü açabilmek ve o ortamın hazırlanmasını sağlayabilmek, daha kaliteli ürün gamına ulaşmak ve onu elde edebilmek bizim açımızdan önemli. Uludağ OSB Başkanı Yunus Aydın, sanayide uluslararası standartlara ulaşmayı amaçladıklarını belirtti. Üretilen ürünlerin kaliteli olması demek, uluslararası alanda özellikle ihracatta sanayicimizin elinin güçlü olması anlamına gelecek. Endüstri 4.0 kapsamında dönüşüm çalışmaları yaptıklarını söyleyen Aydın, 2023 hedeflerine dikkat çekti. %94 doluluk oranında ve 20 bin çalışanı olan bir bölgeyiz. Amaç burada %100 doluluk oranına çıkmak ama %100 doluluk oranına çıkarken mevcut firmaların da kendi içinde büyümesini sağlamak. Bursa'da temizlik yapan bir kadın mutfağa yuva yapan güvercini görünce şaşkına döndü. Kuluçkaya yatan kuşu sahiplenip beslemeye başlayan hayvansever kadın tatil planlarını da ertelemek zorunda kaldı. Bayağı bir yemliymiş. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde yaşayan Gülperi Erdoğan mutfakta temizlik yaptığı sırada beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Tezgaha düşen otları fark eden Erdoğan kafasını kaldırdığında mutfak dolabının üstüne yuva yapan güvercini fark etti. Ben buraya yem su veriyorum da yumurtasından korkusuna kalkıp yiyemiyor. Hayvansever kadın mutfak camından girip içeriye yuva yaptıktan sonra kuluçkaya yatan kuşa sahip çıktı ve beslemeye başladı. Bir haftadır burada. Kaçmıyor, bana alışkınlar. Kaçmıyorlar ama çocuklardan kaçıyor, benden kaçmıyorlar. Gülperi Erdoğan, anne kuş yavrularıyla birlikte evden ayrılana kadar tatil planlarını da erteledi. Ben tatili bir hafta sonra da yapsam olur.
Ama kapıyı kapatırsam o aşk alır onun şeyi, arkadaşı gelip onu bakamaz. Bursa'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türk Dünyası Atasporları Şenliği renkli görüntülerle sona erdi. 5000 yıllık atasporları 3 gün boyunca günümüze taşındı. Bursa'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türk Dünyası Atasporları Şenliği Keles Kocayayla'daki kapanış programıyla sona erdi. Kalaktaçıyla hadi gidelim. Otağlar kuruldu, geleneksel kıyafetler giyildi, oklar hazırlandı. Akrobatik hareketlerle atlar üstünde nefes kesen turlar atıldı. Şenlik kapsamında kökbörü, atlı akrobasi, geleneksel okçuluk, cirit, rahvan, atlı okçuluk, aba, kuşak, şalvar güreşleri ve yağlı güreş müsabakaları yapıldı. 3 gün boyunca Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve Doğu Türkistan'dan yaklaşık 1200 aşkın sporcu renkli görüntülere imza attı. Türkiye genelinde Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Hakan Kazancı, şenliğe 30 bini aşkın izleyicinin katıldığına dikkat çekti. İnanılmaz derecede bir katılımın söz konusu. Bu her sene üst üste koyarak geliyor. Rahat bir ortamda bu olaylara şahit oluyoruz. Dünyadan haberler var sırada. Ukrayna'daki erken genel seçime ilişkin sandık çıkış anketlerine göre Devlet Başkanı Zelenski'nin Halkın Hizmetkarı Partisi %44 ile en çok oyu aldı. Zelenski yaptığı açıklamada partisinin ünlü rock yıldızı Sviatoslav Vakarchuk'un Ses Partisi ile koalisyon hükümeti kurmaya sıcak baktığını söyledi. Ukrayna'da erken parlamento seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin partisi açık ara birinci oldu. Sandık çıkış anketlerine göre Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin kurucusu olduğu Halkın Hizmetkarı Partisi oyların %44'ünü aldı. Zelenski seçim sonuçlarının belli olmasının ardından yaptığı açıklamada partisinin ünlü rock yıldızı Sviatoslav Vakarchuk'un Ses Partisi ile koalisyon hükümeti kurmaya sıcak baktığını söyledi. Eski iktidar mensuplarıyla ortak hükümette yer almayı düşünmediklerini belirten Zelenski, devlet başkanlığı seçim kampanyasının başında Sayın Vakarchuk'a teklifimizi yapmıştık. Bay Vakarchuk'u memnuniyetle görüşmeye davet ediyoruz dedi. Vakarchuk da Ukraynalılar değişime oy verdi. Biz de bu değişimin bir parçası olmaktan memnunuz diyerek koalisyon için Halkın Hizmetkarı Partisi'ne göz kırptı. Parlamento seçimlerine katılım oranı %49,89'da kalırken bu oran devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda %63,48, ikinci turunda ise %61,37 olmuştu. Ukrayna'da 21 Nisan'da devlet başkanı seçilen Zelenski, göreve gelir gelmez ilk iş olarak parlamentoyu feshederek erken seçim ilan etmişti. Japonya'da parlamentonun üst kanadı senatonun 245 üyesinden 124'ünün belirlendiği seçimlerin galibi Başbakan Shinzo Abe'nin liderliğindeki iktidar koalisyonu oldu. Seçimlere katılım oranı ise %16'da kaldı. Japonya Devlet Televizyonu'nun verdiği ilk sonuçlara göre Başbakan Shinzo'nun Liberal Demokrat Partisi ve ortağı Komei, parlamentonun üst kanadı için gerçekleştirilen seçimlerde çoğunluğu elde ederek 124 sandalyeden 64'ünü kazandı. Başbakan Abe, seçim sonuçlarını memnuniyetle karşıladığını belirterek halkın siyasi istikrarı seçtiğine inandığını ifade etti. Kesin sonuçların bir hafta içinde belli olması bekleniyor. İçişleri ve İletişim Bakanlığı'nın verilerine göre seçime katılım oranı %16 olarak gerçekleşti. Toplam 17.062.771 kişi oy kullandı. Abe'nin liderliğindeki Liberal Demokrat Parti, 2012'den bu yana düzenlenen 5 parlamento seçiminin galibi oldu. Başbakanı belirleyen Temsilciler Meclisi'ne göre daha güçsüz olan senatonun üyelerinin bir kısmı her 3 senede bir yenileniyor. Japonya parlamentosunu oluşturan senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri halk tarafından seçiliyor ve 6 yıl görev yapıyor. Hong Kong'da haftalardır süren protestolarda şiddet tavan yaptı. Yuen Long tren istasyonunu basan onlarca maskeli ve elleri sopalı saldırgan, hükümet karşıtı mitingden dönen protestoculara saldırdı. İstasyondaki hamile kadın ve çocuklara da saldırı anları kameralara yansıdı. Hong
Hong Kong'da Yuen Long tren istasyonunu basan onlarca maskeli saldırgan, hükümet karşıtı mitingden dönen eylemcilere saldırdı. Beyaz tişörtler giyen maskeli çete üyeleri ellerindeki sopalarla bir anda metronun içerisindekilere saldırmaya başladı. Saldırıda en az 45 eylemcinin yaralandığı belirtildi. Çete üyelerinin ellerindeki sopalarla metrodaki hamile bir kadına da saldırdığı anlar kameralara böyle yansıdı. Olayda eşiyle birlikte olan kadının hastaneye götürüldüğü ve bebeğiyle durumunun stabil olduğu belirtildi. Görgü tanıkları, çete mensubu olduğunu ifade ettikleri saldırganların görevlilere kapalı olan istasyon girişlerini açtırması sırasında etrafta hiç polis olmadığını belirtti. Çevik kuvvet polisinin saldırının gerçekleştiği istasyona çok geç gelmesi bölge sakinlerinin tepkisini çekti. Olayda hükümetin parmağı olduğunu belirten göstericiler siyasilere tepki gösterdi. Öte yandan saldırıların paniğe yol açması nedeniyle pek çok alışveriş merkezi de bir günlüğüne kepenklerini indirme kararı aldı. İnsanın Ay'a adım atışının 50. yıl dönümünde Hindistan'dan önemli bir hamle geldi. Hindistan Uzay Ajansı tarafından başarıyla fırlatılan Chandrayaan 2 uydusunun 2 ay sonra Ay'a iniş yapması planlanıyor. Ay'a ilk adıma her geçen saniye daha da yaklaşan Hindistan'dan beklenen haber geldi. Hindistan Uzay Araştırma Örgütü geçtiğimiz hafta başında teknik aksaklık nedeniyle fırlatmaya 56 dakika kala durdurulan Chandrayaan 2'nin fırlatma işlemini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Sanskrit dilinde ay aracı anlamına gelen Chandrayaan 2, Hindistan'ın Andhra Pradesh şehrindeki Sriharikota adasında bulunan Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden yerel saatle sabah 5.13'te ayrıldı. Uydu, iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan 3,8 ton ağırlığındaki Chandrayaan 2, 2 ay sürecek yolculuğun ardından önce uydu modülünü ay yörüngesine bırakacak, ardından ayın yüzeyine iniş yaparak Güney Kutbu çevresinde ay yüzeyini haritalandıracak, mineralleri analiz edecek ve bölgede su arayacak. Başarılı olması halinde Hindistan, Amerika, Sovyetler Birliği ve Çin'den sonra ay yüzeyine yumuşak iniş yapabilen 4. ülke olacak. ABD'li astronot Neil Armstrong'un Ay'a ilk ayak bastığı anın görüntüleri açık artırmayla satıldı. Bedelse 1 milyon 820 bin dolar yani yaklaşık 10 milyon Türk lirası. Ay'a ayak basılan anın görüntüleri 1 milyon 820 bin dolara alıcı buldu. Görüntüler bir müzayede evinde düzenlenen açık artırmayla sahibini buldu. Satılan 3 orijinal kaset toplam 2,5 saatlik görüntüden oluşuyor. Görüntülerde astronot Neil Armstrong'un Ay'a ilk ayak bastığı an ve Amerika'nın o dönemki başkanı Richard Nixon'ın konuşması yer alıyor. Görüntülerin bulunduğu kasetler 1976'da o dönem bir NASA stajyeri olan Gary George'a bir açık artırmada yanlışlıkla diğer 65 kasetle birlikte 217 dolar 77 sente satılmıştı. Kasetlerin bazılarını yerel televizyonlara satan George, söz konusu 3 kaseti babasının tavsiyesi üzerine elinde tutmuştu. Ay'a ayak basılmasının 50. yıl dönümü için NASA'nın kasetleri araması üzerine Gary George kasetleri izlemiş ve aranan görüntülerin kendisinde olduğunu fark etmişti. Apollo 11 uzay aracı 16 Temmuz 1969'da Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden Ay'a doğru yola çıkmıştı. Armstrong 20 Temmuz'da Ay'a ayak basan ilk insan olarak tarihe geçmişti. İnsan için küçük, insanlık için büyük bir adım diyerek Ay'a ayak basması, dünya genelinde 600 milyon kişi tarafından canlı olarak izlenmişti. Geleneksel Dünya Salyangoz Şampiyonası her yıl olduğu gibi bu yıl da İngiltere'de yapıldı. Organizasyon yine renkli görüntülere sahne oldu. Hazır, bekle, yavaş. Geleneksel Dünya Salyangoz Şampiyonası işte bu sözlerle başladı.
Her yıl İngiltere'de yapılan organizasyonda bu yıl rekor katılımla 200'den fazla salyangoz parkura çıktı. Amaç merkezdeki başlangıç halkasından masanın en dışındaki halkaya en kısa sürede ulaşabilmek. Yarışı 2 dakika 38 saniyede tamamlayan Semi bu yılın şampiyonu oldu. Ödülü ise bir demet marul. Onu yarışa sokan Maria Verbi doğru salyangozu seçtiği için mutluydu. I mean, I always believed he had it in him. From the moment I met him earlier today. It's not what I expected to do with my Saturday, but you know, really it's perhaps a new career for me in snail racing. 1960'tan bu yana yapılan organizasyonların geliri yardım kuruluşlarına aktarılıyor. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Yarın aynı saatte Bursa, Türkiye ve Dünya gündemiyle karşınızda olmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.